Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde artık yeni bir üniteye giriş yapıyoruz. Tayfur hocam, sırada ne var? Bu videoda maddenin tanecikli yapısından bahsedeceğim. Katısı ve gazların tanecikli yapısından ve hal değiştirme esnasında taneciklerin nasıl değiştiğinden, nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu bilelim. Kütlesi ve hacmi olan canlı, cansız bütün varlıklara ne diyoruz? Madde. Madde diyoruz. Maddeler katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Yani şu üç halde bulunabilir. Katı, şuradaki gördüğünüz, sıvı, şurada ve gaz hali, şuradaki halinden bahsediyoruz. Üç halde de bulunabilir. Maddeyi oluşturan, maddenin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimlerine ise maddenin taneciği diyoruz. Yani bütün maddeler, şurada gördüğünüz yuvarlak yuvarlak yapıları düşünün. Taneciklerden oluşur. Her madde ister gaz olsun, ister katı olsun, ister sıvı olsun. Bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Ve bu en küçük yapı birimlerine maddenin taneciği diyoruz çocuklar. Bir maddenin farklı fiziksel hallerde, özelliklerde olması maddenin tanecikleri ve boşluk yapısının değişmesinden kaynaklanır. Yani şuradaki görüyorsunuz aslında üçü de aynı madde. Buz, su ve su buharı. Peki üçü de aynı tanecik olmasına rağmen neden fiziksel yapısı birbirinden farklı? Çünkü aralarındaki boşluk maddenin yapısının değişmesine kaynaklanıyor. Şurada görüyorsunuz daha sıkı, katı. Diğerlerinde daha geniş. Evet, burada biraz daha boşluk var, sıvı. En fazla boşluk hali gaz. Peki burada onların ısılarının, daha doğrusu sıcaklıklarının farklı olmasının taneciklik yapısının üzerinde etkisi var mı? Sıcaklık değil de ısı almanın etkisi var. Isı alması. Isı almada taneciklerin boşlukları değişiyor. Hı. Çocuklar unutmuyoruz, bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Şimdi çocuklar, peki bu tanecikli yapı olan katı, sıvı ve şurada hızlı bir hareket halinde olan gaz yapılarının nasıl hareketler yapar? Öncelikle 3 tane hareketimiz var tanecikte. Titreşim hareketi, dönme hareketi ve öteleme hareketi yapar. Yani maddenin tanecikleri ya titreşim, ya dönme ya da öteleme hareketi yapabilir. Bu hareketleri kısa kısa bahsedeceğim. Öncelikle titreşimle başlayalım. Çocuklar, madde tanecikleri bulundukları konumu değiştirmeden, yani hareket etmeden bulundukları konumda titreşim hareketi yapabilirler. Yani bir nevi tanecikler eğer gözle de görülmeyse bile, şimdi şöyle söyleyeyim, şu kalemin tanecikleri şu anda titreşim hareketi yapar. Evet, biz bu gözle görmeyiz çünkü minimum bir boyuttadır, gözle görülmeyecek boyuttadır, ama taneciklerin titreşim hareketi yapar deriz. Titreşimi anladık. Konum değiştirmeden bulunduğu yerde sadece titreşim hareketi yapıyor. Peki dönme hareketi nedir çocuklar? Madde taneciklerin kendi etrafında yaptığı harekettir. Yani dönme hareketi diyoruz buna. Bu akışkanlık sağlar çocuklar, dönme hareketi. Yani akışkan olmasını, özelliğini sağlar. Bir de madde tanecikleri bulundukları yerden başka bir yere doğru öteye gitmekten de aklınıza gelebilir. Öteleme hareketi yapar. Yani öteleme yapan maddeler bir yerden bir yere doğru akabilir. Gidebilir. Yani, git aynen. Öteye diyor yani. Kesinlikle, bir daha söylüyorum. Titreşim bulunduğu konumu değiştirmiyor. Dönme hareketi akışkanlık sağlıyor. Öteleme hareketi ise bulunduğu yerden başka bir yere doğru değişken yer değiştirebiliyor. Buna da öteleme hareketi diyoruz. Şimdi ilk başta çocuklar katıyla başlayalım. Katı maddenin tanecikleri nasıl oluyor? Öncelikle maddenin en düzenli halidir. Maddeler sıkı sıkı bir askeri sıra gibi düşünebilirsiniz. Bir aradadır. Tanecikler arası boşluk yok denecek kadar çok azdır. Evet. Yani yok denecek kadar diyebiliriz. Bundan dolayı bu maddeler kesinlikle sıkıştırılamaz. Daha da sıkıştırılırsa kırılır mı hocam? Sıkıştırılamaz yani. Bunun kırılma değil. Demiri kırabiliriz. Ama buna sıkıştırılamaz diyoruz. Mesela örnek veriyorum. Demiri aldık. Demir maddesini. Hacmini küçültemeyiz demir. Sıkıştıramayız yani. Bir yere kadar diyorsunuz. Evet. Mesela ama hocam sünger sıkıştırılıyor. Sünger katı değil mi? Çocuklar, süngerin içinde hava boşlukları var. Bu havayı sıkıştırmış oluyorsunuz siz. İçindeki. Ondan dolayı dikkat edin, katı maddeler normalde ne yapılmaz? Sıkıştırılamaz. Bunu bileceksiniz. Katı maddeler akışkan değildir. Yani ben buraya bu katı kalemi bıraktığımda akmaz. Bir yere doğru akmaz. Ve belirli bir hacmi vardır. Akışkan değildir. Belirli bir hacmi vardır. Örneğin şu maddenin hacmini hesaplayabilirim. Ya da şu katı maddenin hacmini bulabilirim. Belirlidir bu hacim. Tanecikleri peki ne hareketi yapar? Sadece
Titreşim yapıyor. Titreşim. Yani bulundukları konumda tanecik titreşim yapıyor. Yani öteleme ve dönme hareketi yapmıyor. Zaten öteleme ve dönme hareketi yaparsa akışkan olurdu. Ya da yer değiştirirdi. Katı durup durduk yere yer değiştirir mi? Hayır. Değiştirmez. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Beethoven veya Mozart'tan bir tanesi sağırmış hocam. Evet. Hangisinin olduğunu bilmiyorum şu anda. Yani bilen varsa lütfen yorum olarak düzeltsin beni. Bestelerini peki nasıl yapmış? Dişleriyle masayı ısırmış. Sonrasında masaya vurma hareketi yaparak. Burada bir titreşim var, dikkat ederseniz. Evet, kesin. Bu şekilde melodilerini ortaya çıkarttığını biliyorum. Çok ilginç, bilmiyordum. Ya Mozart ya Beethoven, ikisinden bir tanesi. Çok emin değilim ama yani katı maddelerdeki titreşim hareketi deyince o aklıma geldi benim. Evet. Yani duymayan bir insanın, sağır olan bir insanın nasıl bir beste yapacağı ancak böyle bu şekilde masaya vura vura çok yaparak ilginçmiş. O şekilde yapmış. Yetenek. Bir yerde okumuştum, enteresan gelmişti bana. Şimdi geldik sıvılara çocuklar. Sıvı maddelerin tanecik arasında boşluk vardır. Ama bu boşluk çok fazla değildir. Yine az boşluk vardır, unutmayalım. Boşluk yine az. Bundan dolayı biz çok minimum boyutta sıkıştırılabilir. Ama biz bu sıkıştırılmayı göz ardı ederiz. Yani sıkıştırılamaz deriz. Evet. Çünkü gözle görülecek kadar bir sıkıştırma yoktur. Akışkandır çocuklar. Sıvıları mesela bir yere döktüğünüzde akar. Bunu herkes bilir. Akışkandır. Çocuklar... Bulundukları kabın şeklini alırlar. Belirli bir hacimleri de vardır. Yani mesela ben bu suyun hacmini ölçebilirim. Yani aynen. Bulundukları kabın da şeklini alırlar. Yani siz suyu bir bardağa dökerseniz bardağın şeklini alırlar. Bir tencereye dökerseniz tencerenin şeklini. Mesela şuradaki su şu anda bu şekilde. Ama ben bir ince belli bir bardağa bu suyu dökersem bu sefer suyun şekli ne olacak? İnce bellinin şekline dönecek. Yani bulundukları kabın unutmayın şeklini alırlar. Peki hangi hareketi yaparlar çocuklar? Titreşim hareketi yaparlar. Dönme hareketi, bulundukları yerden tanecikler dönme hareketi yapar. Ve ileriye doğru gittiği için de öteleme hareketi. Hepsini yapıyor yani. Yani üç hareketi de sıvılar yapar. En son geldik maddenin en düzensiz haline. Yani gaz hali. Çocuklar bu tanecikler birbirinden bağımsız, düzensiz. Biri bir tarafa gider, biri bir tarafa gider. Kimin nerede olduğunu bilemeyiz. Ve hiçbiri birbirine bağlı değildir. Ondan dolayı taneciklerin en düzensiz hali. Ben bunu şeye benzetiyorum. İşte çocukların teneffüs haline. Ha değil mi? Aynen. Yani kimin nerede olur? Biri o tarafa koşuyor, biri o tarafa, biri sağa doğru koşuyor, biri sola doğru bahçede. Bu hale biraz benziyor gaz hali. Doğru, güzel örnek. Katıda işte sınıftaki hallerini düşünebiliriz. Tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu haldir. Bundan dolayı bu maddeleri ne yapabilirsiniz? Çok önemli. Sıkıştırabiliriz. Mesela balonu istediğiniz gibi böyle sıkıştırırsınız. Hatta belli bir basınçta patlar bile. Arkadaşlar bunun şırınga örneğini çok verirler. Yani bir şırıngayı alırlar. Hemen şuraya bir göstereyim. Şöyle bir şırıngayı alırlar. Şuradan kapatırlar şırıngayı. İçine gaz çektikten sonra. Şırıngayı buradan bastırırlar kuvveti. Şırıngayı belli bir yere kadar. Boş hava evet, yatarlar. Tanecikleri sıkıştırabilirler. Yani şuradan kapattıktan sonra önce bir havayı çekerler. Kapatırlar aşağı gaz kaçmasın diye. Sonra şırıngayı belli bir miktar aşağı doğru indirebilirler. Bu neyin ispatıdır? Sıkıştırılabildiğinin ispatıdır. Sıkıştırılır. Belli bir miktar sıkıştırılabilir. Evet, güzel. Yani bu şimdi şırınga örneğini çok verirler sorularda. Onun için verdim. Öğrenci örneğini verdiniz ya. Şimdi katı sıvı ve gaz anlamındaki tekrar örnek verecek olsak. Mesela katı hali maddenin en düzenli hali dediniz ya. Evet. Dersteki sınıf içerisindeki öğrenciler örneği. Hepsi sırasında oturuyor. Evet. Sıvı örneği zil çaldığında herkesin böyle sınıftan bahçeye doğru bir akımı var. Evet, akıyorlar. Sonra bahçeye çıktıktan sonra gaz hali. Herkes bir köşeye kaçıyor. Belki güzel bir örnek. Evet, kesinlikle. Çok güzel bir örnek. Orada gaz halinde de artık kimin ne yaptığı dur, belli değil. Dur, en düzensiz an. Akışkandırlar çocuklar. Çünkü belli bir yeri doldurlar. Belli bir şekli ve hacmi yoktur. Neden yoktur? Çünkü bulundukları kabı doldururlar. Evet. Ve her tarafa aynı basınç. Mesela şurada bakın iki çizgiyle sanki basınç gösterilmiş. Her köşeye aynı evet. basınç. Evet. Her, çünkü her tarafı doldururlar. Bundan dolayı sağa da giderler, sola da giderler, buraya da giderler. Bulundukları kabın doldururlar. Bu şekilde diyoruz. Sıvılar neydi? Bulunduğu kabın şeklini alıyordu. Aynı şey değil çocuklar. Gazlar bulundukları kabı tamamen dolduruyorlar. Bir balonun içini doldururlar. Ya da bir odanın içini doldururlar. Buradaki şişenin içini doldururlar. Peki hangi hareketi yapıyor? Tabii ki titreşimi. Dönmeyi ve ötelemeyi yapar. Gazlar da yapıyor. O evet. Sadece... Zaten en çok titreşim yapıldığı, en çok dönmenin ve ötelemenin yapıldığı hal gaz halidir. Evet. Çok fazla bir hareket var. Tanecikler, teneffüs halinizi unutmayın. Ne yaptığınız en fazla hareketli olduğunuz hal teneffüs haliydi, unutmayın. Gazlar da bu haldedir.
Bu şekilde akılda tutabiliriz. En son toparlayalım. Katı, sıvı ve gaz. Öncelikle üçünün de tanecik yapısı var. Bu şekilde akılda tutalım. Bir genel bir tekrar da olmuş olur. Tanecik arası boşluk yok denecek kadar az. Boşluk yapıdadır ama yine boşluklar çok fazla az değil. Azdır. Gazda ise boşluk çok fazla. Öğrenci sınıfı evet. Örneğinden aklınızda kalabilir. Evet. Sıkıştırılamaz katılar. Sıkıştırılamaz kabul edilir. Azıcık sıkıştır. Çok az. Göz ardı ederiz bu miktarı. Ama gazlar unutmayın sıkıştırılabilir. Şırınga örneği. Zaten o da olabilir. Bir de mesela piknik tüpünü ya da normal ev tüpünü düşün. İçine ne yapıyorlar? Gazları sıkıştırıyorlar. İstediği kadar sıkıştırıyor. İstediği kadar derken bir atıyorum 19-20 litre sıkıştırıyor. Kesinlikle. Gibi. Tanecik hareketi. Çocuklar katılar sadece titreşim hareketi yaparlar. Bu çok önemli. Bu hareketleri mutlaka sorarlar size. Sıvılar titreşim, öteleme, dönme yaparlar. Üç hareketi de yaparlar. Gazlar da aynı şekilde titreşim, öteleme ve dönme. Gelelim son şekilde. Katıların belirli bir şekli vardır. Yani bakarsın dersin bu dikdörtgene benziyor, bu üçgendir, bu yuvarlaktır. Katının şekli belli. Sıvının şekli ise konulduğun kabın şeklini alıyor. İnce belli bardağa koy, ince belli bardağın şeklini alır. Normal su bardağına koy, su bardağını şeklini alır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Gazlar ise bulunduğu kabı doldururlar. Yani bir balonu içini doldurmaları gibi düşünün. Her tarafı doldururlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Gelelim hal değiştirmeler tanecikleri nasıl etkiler çocuklar? Tanecikler bir defa ısı aldıkça titreşim hareketi artar. Artar. Yani ısınan maddenin titreşimi artar. Bunu çaydanlıkta suyu ısıttığımızda artık belli bir noktadan sonra çaydanlığın hareketinden de anlayabiliyoruz. Fokur fokur böyle titremeye başlar. Böyle düşünebiliriz. Belli bir sıcaklıktan sonra titreşim o kadar artar ki tanecikler artık bir arada duramaz. Ne olur? Katıdan sıvıya geçer. Evet. Artık titreşimin yanında ne gelmiş oldu bu sefer? Dönme ve öteleme hareketi. Dönme ve öteleme geldi. Evet. Çünkü taneciklerin hareketi titreşim çok fazla arttı. Artık öteleyebilir ve dönebilirlerdi. Tanecikler titreşim hareketinin yanında öteleme hareketi yapmaya ve dönme hareketi yapmaya başladı. Sıcaklığı vermeye devam ediyoruz. Bu sefer titreşim yine artmaya devam eder. Artık yerlerinden duramaz, birbirinden tanecikler ayrılır ve en düzensiz hali olan hangi hale geçer? Gaz haline. Gaz haline geçer. Yani çocuklar ısı aldıkta önce en sıkı, sonra ne oluyor? Tanecikler birbirinden uzaklaşıyor, öteleme ve dönme hareketi başlıyor. Artık burada teneffüs haliniz, en bağımsız haliniz. Isı alma, taneciklerin titreşimini unutmayın, artırırız. Burada da ısı alır, burada da ısı alır diyebiliriz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En sonunda bunu bir toparlayayım ben. Madde ısı alırsa taneciklerin hareketi artıyor ve aralarındaki boşlukta ne oluyor? Artıyor. Bakın katıda ısı aldıkça aradaki boşluk artıyor. Tam tersi soğutulursa bu tarafa doğru gidersek boşluk sıklaşıyor. Evet, az düzenliyor. Tanecikler birbirine daha sık oluyor. Yani düzenliyken ısı alırsa teneffüs haline gelirsiniz. Teneffüs halinde ısı verirseniz, soğursanız da bu sefer yine sınıfa geçersiniz. Zil çaldı. Aynen öyle. Bu şekilde düşünebiliriz. Arkadaşlar katıdan sıvıya geçme olayına kısaca bahsedeyim. İleride daha ayrıntılı göreceksiniz. Erime diyoruz. Sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma diyoruz. Tam tersi gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma, sıvıdan katıya geçmeye donma diyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. En sonunda bazı durumlarda da direkt katıdan gaza geçer. Naftalin örneği gibi. Buna süblimleşme. Gazdan da direkt katıya geçmeye de kırağlaşma diyoruz. Bunu ileride daha ayrıntısıyla da göreceksiniz. Bu şekilde maddenin tanecikli yapısını anlatmış olduk.